Heyecanlıyım, korkuyorum, panik halindeyim. Hazırlanamadık. Ben aslında uzun zamandır haberdarım bu turnuvadan. Birkaç ay önce söylemişti bana Uğur Ozan. Fakat meğerse 4 kişilik ekibin diğer kısmı hazır değilmiş. Özellikle İnan dışında, İnan ve ben dışında son iki isim Mehmet Uğur Korkmaz ve Yiğit Poyraz bundan birkaç gün önce belli oldu. Dolayısıyla bir araya gelemedik, bir takım çalışması yapamadık. Çok hazır değiliz. Rakipler çok sağlam duruyor. Rakipler biraz gözümüzü korkuttu ama Sokrates takımı bu işi halledecek. Kendimize güveniyoruz. Hayda! Sinirler çok geldi. Bravo be! Bence biz 1-2 galibiyet alabiliriz. O güçlü bir takımız. Savunmada dirayetli bir takımız. Vücut olarak iyi durumdayız. İnan Özdemir gibi bir oyun zekasına sahibiz. Hücumda bir belirsizlik var. Emre Özcan'ın şut performansı nasıl olacak? Onu hep birlikte göreceğiz. Parma uzun süredir şut atmadığını söylüyor ki Parma'nın şut ritmi bizim için kritik. Mehmet Uğur ben yedek olayım diyor. Ben yedek olayım diyorum. Yani takımdaki ruh halini anlatmak için herhalde bunları söylemem yeterli olur diye düşünüyorum. Yani sahaya çıkabilecek durumda olmayan bir takım var şu anda. Bakalım bu takımdan bir kimya yaratacak mıyız? Ya güzel bir cumartesi her şeyden önce. Ben takımın genel menajeri, antrenörü ve başkanıyım. Üç görevi de aynı anda üstleniyorum. Yani çok iddialı bir takım oluşturduk. İki günlük bir çalışma süreci geride kaldı. Gördüğüm kadarıyla NBA scoutlarının da dikkatini çeken bazı oyuncular var burada. Yani bize selam veren, bizi sosyal hayattan tanıyan bazı kişiler açıkçası bizi biraz korkuttu. Altyapıda forma giyen, profesyonel oynayan birçok oyuncu görebiliyoruz. Sevgili Uğur Ozan Sulak, 3 görevim var demiş. Kulüp menajeri, CEO, her şey olabilir o kendisi. Benim tek bir görevim var, taraftar olmak. Burada bir taraftar olarak takımımızı desteklemeye geldim. Güzel atmosferde bu takımın fark açarak şampiyon olmasını diliyorum. Oyuncularımla birebir görüşmeler gerçekleştiriyorum. Evet. İlk olarak seninle başladık. Biraz gözün korktu kenardan izleyebildiğim kadarıyla. Evet. Şimdiye kadar hiç idman yapmadın. Doğru. Takımı hazırlayan Kaan Kural'dır. Biz bunu altını çizerek söyleyelim. Yok, şaka yapıyorum tabii ki. Kaan Kural'ın burada olması bizim için büyük bir mental destek. Aa, esas senin olman mentalden daha önemli. Basketboluna destek olacak gibi. Ama daha fazla yardıma ihtiyaç var bu takımın. Evet, ilk maçı kaybettik 14-7'lik skorla. Yenebileceğimiz bir takımdı ama yani öncesinde çok idman yapmadığımız için takımın çok akıcı hücum ettiğini söyleyemem. Emre Özcan aslında bir hani 4-5 şutta istediği şutları bulabildi ama yani takım organize hücum edemediği için çok gerçek gücümüzü gösteremedik. Yeni kurulan bir takım olduğumuz için biraz ısınma sürecimiz var birbirimize. İkinci maçta daha güzel bir performans sergileyeceğimize inanıyorum. Emre Özcan'ın üçlükleri ritim bulduğu anda ve İnan Özdemir'in sert savunmasıyla bir sonraki maça daha iddialı çıkacağız. Kötü oynadık, yenilmeyi hak ettik ve maalesef Poyraz da bahsetti. Çok idmansız bir takımız. Onun etkilerini gördük. Yani Emre Özcan'ın şutu dışında bir opsiyon yaratmamız lazım hücumda. Orada galiba şu an görünen o ki en büyük opsiyonumuz Poyraz'ın içeriye drive'ları. Biraz ona pozisyon yaratmamız lazım. Yoksa biraz 1930'ların prototip takımları gibi kalıyoruz. Çok demode, çok çağ dışı. Hakikaten orta çağ basketbol oynayan bir takım bu. Bir sonraki maçta daha iyi olmalıyız ve olacağız. Vallahi bizim takım aslında bazı alanlarda geride kaldı. Mesela toplam yetenek havuzu anlamında. Artı sadece oyuncu kalitesi bakımından değil, kondisyon açısından da biraz geride kaldık. İkinci maçta 5'i öndeyken maçı tahtiye ettirsek iyi olabilirdi. Sonra 9-0 seri yedik. Kondisyon problemimiz var. Oyuncu kalitesi problemimiz var. Çok problemimiz var.
Zorlu bir 3 maçtı. Biraz tadımız kaçtı. Elimizden geleni yaptık ama özellikle son maç dilimiz tamamen bitmişti. Ben kendi şahsıma konuşacak olursam 3. maç hiç ortalarda yoktum ama X faktörümüz Kadife Bilek, Emre Özcan tam gerektiği yerde, gerektiği zamanda gerektiği yerdeydi. Üçlükleriyle takımımızı ayakta tutmaya çalıştı ama yeterli olamadı. Gerekli katkıyı veremedik. Çok üzgünüz. Taraftarlarımıza buradan selam veriyoruz. Onları utandırdığımız için biraz tadımız kaçık, moralimiz bozuk. Bir sonraki turnuvaya daha güçlü geleceğimize söz veriyoruz. Kaybettik. Diyecek çok fazla bir şey yok. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Rezil olmak korkum yoktu. İnan Özdemir düşünsün, Emre Özcan düşünsün, Poyraz düşünsün. Mücadelemizi verdik. 3-0 olabilir ama seneye daha iyi olacağız. Zor bir gündü. Fiziksel anlamda zor bir gündü. Psikolojik anlamda zor bir gündü. 3 maçı da kaybettik zaten. Haberleri taşımıyor artık. Ama en düzenli maçlarımızı sonda oynadığımızı düşünüyorum. Ben özellikle ben son maçta kendimi çok beğendim. Çünkü hiç oyuna girmedim. Ama başka bir rezalete dikkat çekmek istiyorum ben izinde. Burada ben buradayım. Parma burada. Mehmet Uğur burada. Arhan burada kaldı. Poyraz burada. Takımın koçu yok. Uğur Ozan gitti. Kaan Kural yok. Takımın ruhani destekçisi, manevi lideri yok. Yani bu rezalet karşısında, bu rezil tablo karşısında biz elimizden geleni yaptık. Bizi burada yalnız bırakanlar, Onur Erdem yok, Canereler yok. Bizi burada yalnız bırakanlar utanmalı. Hepsi utanmalı burada. Ya evet, 3 maçı da kaybettik ve 3 maçı da net kaybettik. Yani hiçbirini çok yakın değildik ama biz önerime maçını ve özellikle ilk maçları izledikten sonra seviyenin çok yüksek olduğunu düşündük ve bizim için daha problemli geçebileceğini düşündük açık konuşmak gerekirse. Böyle bir ortamda rekabetçi olabilmek de bence önemliydi, değerliydi. Onu başardığımızı düşünüyorum ve önümüzdeki turnuvalarda muhtemelen daha iyi performanslar vereceğiz. Şutör Emre Özcan son maç 5-3'lük şutör gol oldu. Eyvallah. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Ya şöyle takip etmeye çalışıyorum tabii ki. Sokak basketbolu ben de yani hayatım boyunca özellikle genç yaşlarında çok oynadım. Basketbolun bence gelişiminde çok büyük faydası da var. Yani her sporcunun özellikle genç yaşlarda hem keyifle hem havaların güzel olmasıyla tabii ki daha da avantajlı. Özellikle Red Bull'un düzenlediği bu organizasyon bence harika olmuş. Saha çok güzel olmuş. Katılım var. Keyifli bir gün. Ben de burada olduğum için mutluyum. Harika bir half court turnuvası oldu gerçekten. Yani Sokrates'in başarısızlığı bir yana yarı final ve finale çıkan takımların ne kadar üst düzey olduğunu gördük. Özellikle kadınlarda Celalbay Üniversitesi yani herkesten 3 gömlek falan yukarıdaydı. Finalde zaten 19-1 kazandılar. Mısır'da da çok iddialı olduklarını gördük. Çok çok iyilerdi. Erkekler turnuvası çok daha çekişmeliydi açıkçası. Alsancak Premium bir kere daha şampiyonu ulaştı ama son saniyede kendi kaçırdıkları şutu takip ederek bir sayıyla kazanlar. Yani o rebound alamasalar belki bunun basketbol şampiyonu olacaktı. Yarı final de çok sert geçmişti Caddebostan'a karşı. Ama Alsancak Premium burun farkıyla da olsa finalde belki ikilik atmamış olsalardı bir kere daha şampiyon olurlar. Böylece İzmir ekipleri hem kadınlarda hem erkeklerde Türkiye'yi Mısır'da temsil etme şansı kazandı. Nefis açıkçası bir yarı final ve final serisi izledik. Çok keyifli bir turnuvaydı. Katılan herkes de geç saatlere kadar burada aynı keyfi yaşadı galiba. Harika bir half court turnuvasını geride bıraktık.